Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Çok heyecanlıyım çünkü taşınıyoruz. Yaklaşık 2 yıldan beri Kırklareli'nde yaşıyorduk. Ama şu an babamın işi nedeniyle emekli oldu ve Ankara'ya taşınmaya karar verdik. Şu an sabah saat 9, öğleden sonra gibi de taşımacılar gelecek. O sırada biz de eşyalarımızı toplayacağız. Zaten çoğunu toplamıştık ama birkaç şey kaldı. Onları da beraber hallederiz diye düşündüm. Arkadaşlar sesimin yankılandığına bakmayın. Çünkü oda bomboş şu an. Gördüğünüz gibi burası benim odamdı. Ama bomboş oldu. Size topladığımız eşyaları, kolilediğimiz eşyaları da göstermek istiyorum. Bütün kolileri buraya koyduk. Aslında bakacak olursak fazla bir eşyamız yok. Çoğu eşyayı ihtiyaç sahiplerine verdik. Yenilerini almak istediğimiz için. Bütün eşyalarımız bu kadar. Çok da dağınık, kusura bakmayın. Çünkü taşınma telaşından dolayı düzenleyemedik pek. Bir de mutfağımız var. Mutfak dolaplarını da hepsini boşalttık. Salon, oturma odası, her yer bomboş arkadaşlar. Bir de yatak odası da birkaç tane böyle yeni aldığımız yataklardan var. Bir de yeni aldığımız yine çamaşır makinamız var. Işığı açayım da burası çok karanlık ama lambalar da gitmiş. Dediğim gibi taşınınca böyle oluyor. Bugün havası da aşırı sıcak arkadaşlar. Üstüne üstlük elektrikler de gitti, ben anlayamadım. Pencereleri açıyoruz. Aşırı sıcak havası gerçekten. Dediğim gibi öğleden sonra taşımacılar gelir büyük ihtimalle. Zaten çok büyük bir taşımacı da tutmadık. Çünkü dediğim gibi eşyalarımız aşırı az. Sadece koliler var, yatak var. Çamaşır makinesi var, televizyon var. Öyle şeyler var. Gerek de yoksa. Öğleden sonra da gelir. Arkadaşlar beni Instagram'dan takip edenler zaten daha önceden görmüştür taşınacağımızı. Dediğim gibi babamın işi nedeniyle, babam benim asker, sürekli taşınıyoruz. Ama sürekli taşındığımız için artık taşınmaktan gerçekten çok yorulmuştum. Ve bu sefer son defa taşınacağız Ankara'ya emekli olduğu için. İnşallah başka bir daha taşınmayacağız. O yüzden çok mutluyum. Artık yerleşik bir hayatımız olacak. Göçebe bir hayattan çıkıyoruz. Dediğim gibi o yüzden hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum. Bu benim için yeni bir hayata başlangıç oluyor. Hem bildiğiniz gibi ben Yozgat'ta oturuyordum ve Yozgat Kırklareli arası 16 saat sürüyordu. Bununla birlikte Ankara'ya taşınınca Yozgat Ankara arası hızlı trenle 1-1,5 saat sürüyor ve benim için çok kolaylık olacak. Bazı kişiler sürekli taşınmanın güzel bir şey olduğunu zannediyorlar. Yeni yerler geziyorsun, yeni kişilerle tanışıyorsun diyorlar. Ama kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Sürekli eşyalarınızı taşıyın, yeni arkadaşlar, yeni çevre ve çok yorucu bir şey bu. Biz genellikle 2 yılda bir taşınıyorduk. Ben çoğu şehre gittim. Türkiye'nin 39 şehrini de gezdim arkadaşlar. Yani sürekli geziyordum. Çok kötü bir şey bence. Tamam, yeni yerleri görmek, yeni insanlarla tanışmak güzel olsa bile sürekli yeni insanlarla tanışıp eski arkadaşlarını geride bırakmak da gerçekten de kötü bir şey arkadaşlar. Ve dediğim gibi sürekli tayinimiz çıktığı için ben 12. sınıfa kadar 10 tane okul değiştirmek zorunda kaldım. Bazı okullarda 1 yıl okudum, bazı okullarda 1 dönem okuduğum da oldu. O yüzden hem benim için hem ailem için taşınmak çok yorucu ve çok zor bir şeydi. Neyse ki bu artık son taşınmamız. Bu arada tripod olarak ne kullandığımı tahmin bile edemezsiniz. Bavul kullandım. Bavulun burasına koydum telefonumu. Çok tuhaf çünkü elimizde hiçbir eşya yok şu an. Hepsi kolilerde. Şimdi de arabaya iniyoruz arkadaşlar. Kırılacak olan cam eşyalar, süs eşyaları falan arabanın bagajına koymuştuk. Birkaç şey daha indirilecekti. Onları da koyacağız şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bagaj doldu. Burada da birkaç şey var. Konulacak bayağı eşyamız var. Arkadaşlar şimdi nakliyatçılar geldiler. Biz de bütün işlerimizi hallettik şu an. Tek tek arabaya taşıma yapacaklar. Bakalım. Ben de hazırlandım o sırada arkadaşlar. Şöyle bir elbisemi giydim. Bu elbise hem çok günlük hem çok rahat oluyor. O yüzden bu sıcakta da zaten elbise giyilirdi.
Bunu giyeyim dedim. Şimdi yüzüme de güneş kremi süreceğim. Onun dışında hazırım. Taşımaya başladılar arkadaşlar. Hatta birkaç şey azaldı buradan. Şu an neredeyse evin tamamı halloldu. Burası balkon, balkonumuz bomboş. Mutfak bomboş. Buzdolabı her yer gitti yani. Burası salon ve salonda sadece birkaç şey kaldı. Yataklar kaldı. Birkaç tane de koyu kaldı. Burası da yatak odası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatak odası da boşaldı. Elif gel buraya, kaçma. Gel. Evet arkadaşlar, eşyalar gitti. Nakliyatçılar boşalttılar. Onlar da birazdan yola çıkacaklar. Biz de bir ihtimal birazdan yola çıkarız. Ama Ankara buradan çok uzak olduğu için yarın sabah gelir eşyalar. O yüzden biz de yavaş yavaş oyalana oyalana gideceğiz Ankara'ya. Şimdi size tek tek odaları gezdirmek istiyorum. Burası benim odamdı. Burası hol. Burası yatak odasıydı. Yatak odası da tamamıyla bomboş artık. Burası salondu. Gördüğünüz gibi bomboş. Şurada birkaç eşyamız var. Onları yine arabaya götüreceğiz. Nakliyatçılar da burada. Şimdi gidecekler zaten. Burası da mutfak arkadaşlar. Mutfağı yine sildik süpürdük her yerini. Mutfak da bitti. Ve son olarak da burası da oturma odasıydı. Oturma odasında her yerini temizledik zaten. Burası da bitti. O yüzden kapısını kapatacağım. Şimdi evden çıktık. Arabaya binip gazinoya gideceğiz. Orada bir şeyler yedik bir ihtimalle. Çünkü daha çok vaktimiz var. Bu yüzden birazcık oyalanalım diyoruz. Çıkıyoruz ve yola devam ediyoruz. Terminalinden hep Yozgat'a gidip gelirdim. Burası Lüleburgaz otobüs terminali. 2 yıldır buradaydım ama gerçekten de çok güzel anılar Oh,
başlayacağız. Yemeğimizi de yedik. Şimdi yola devam edeceğiz. Şu an Kocaeli'ndeyiz. Yaklaşık 4,5-5 saatlik bir yolumuz kaldı. Çok uykum geldi. Aşırı uykum geldi. Bir an önce eve varıp yatmak istiyorum gerçekten. Bir de başım ağrıyor artık uykusuzluktan. Arabadan da bu eşyaları yukarıya çıkarttık. Şimdi gece saat 3-3.30 gibi, o yüzden hemen yatıp uyuyacağız. Aşırı yoruldum, çok yoruldum. Arkadaşlar, size de artık veda edeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.